zaman hazırsanız Hazırım. başlıyorum. Buyurun. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Adana gördük. Geleneksel ve Adana Geleneksel ve Atdokçuluk Spor Kulübü gençleri olarak biz zamanımızı siz değerli misafirlerimizin tecrübeleriyle değerlendirdiğimiz üstadlarla geleneksel okçuluk sohbetleri canlı yayın programımıza seyircilerimiz ve siz adına tüm herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Ve gördük. şöyle de bir cümleyle başlamak istiyorum. Bunlar benim kendi kalemimden dökülen cümleler. Her bireyin kendi içinde kocaman bir dünya olduğuna inanırım. Keşfedilmiş veya keşfedilmeyi bekleyen dünyalar, farklı ve rengarenk hikayeler. Biz ve değerli izleyicilerimizin sizi daha iyi tanıyabilmeleri adına bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Kimdir? Timuçin Ballıoğlu. Tabii, hemen tanıtayım. Ben 1976 doğumlu, Karabük doğumlu bir abinizim. Evet. İlk orta lise öğrenimi Karabük'te tamamladım. En son Karabük Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Sonra hem çalışma hayatı hem de üniversite için Ankara'ya taşındım. Üniversite hayatımı yarım bırakarak iş hayatına atıldım. 10 küsür senedir de geleneksel okçulukla uğraşıyorum. Şu an hala Ankara'da yaşıyorum. Güzel. Yani okçuluk üzerine meşgul oluyorum, öyle söyleyeyim. Evet, çok güzel hocam. Sizi ve bizleri bugün bu canlı yayında bir araya getiren Adana yani geleneksel Türk okçuluğu ve sizin ok ve yay ile olan teşviki mesainiz hakkında da bilgi sahibi olmak isteriz. Ok ve yay ile tanışmanız nasıl oldu? Bu camiaya nasıl adım attınız? Bunları da biz sizin kendi kelimelerinizle duymak isteriz sizden. Tabii. Yani şimdi dalından gazoz kapağını bükerek ok yapardık, yay yapardık. Onlara geçeceğim zaten. Bütün çocuklar bunu Evet. yapıyor. Bizim çağlarımızdaki Öyle. çocuklar bunu yapıyorlardı. Belki siz ağaçla, tabiatla çok o kadar haşır neşir olmadığınız için. Teknoloji çağı olunca Tabii. şu Yani çağ biraz yok. farklı oluyor. O kadar haşır neşir olmadınız ama bizim Evet. yaşlarımızdaki insanların genellikle yani bu tip tabiat ortamlarını bulunduğu için böyle gelir olmuştur. Onları saymıyoruz. Onlar tabii ki primitif işler, ilkel şeyler. Evet. Biz bu geleneksel okçulukla nasıl karşılaştık? Ben asbel kadar hani hayatım boyunca benim ok ve yay mutlaka bir yerde bulundu. Yani dönem dönem mesaim oldu. Bir yerden ben tekrardan sesimi duyuyorum ama hoparlör mü açık bir tarafta? Yok. Yani ben de kulaklık Yok, şimdi kendi sesimi duyuyorum da devamlı, o yüzden. Neyse, velhasıl kelam. İşte bu okçulukta böyle meşgulürken yani primitif anlamda, ilkel anlamlar oluyor. Tabii Türk yayı nedir, Türk oku nedir, Türk okçuluğu nedir, hiçbirimizin haberi yoktu bundan. evet. Birçoğu gibi yani bu işe gerçekten ciddi eğilmemiz. Yaşar Metin Aksoy, Yaşar Metin Aksoy neydi? Cemal Hünal tabii ki. Ya Adnan Mehel'in Tarihin Arkasındaki programından sonra tabii ki hepimiz Evreka dedik. Tabii ben Yaşar abiyle daha sonra iletişim kurdum. Ankara'da görüştük kendisiyle. Bu işe başladık. Bugüne kadar da geldik. Ne güzel. Camiada bu özelliğinizle yani sağ trizenlik Estağfurullah. Şimdi özelliğinizle yolculuğunuz. Trizen diye bana iltifat etmişiz ama ben Trizen olarak kabul etmiyorum kendimi. Türkiye'de de hiç kimsenin de Trizen olduğuna inanmıyorum, onu da söyleyeyim. Trizen çünkü önemli bir şey yani. Doğru. Bu yolculuğunuz nasıl başladı? O zaman öyle sorayım ben size. Ok yapmaya nasıl başladınız? Şimdi hani ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir kavram vardır ya sosyolojide. Evet. Şimdi tabii biz okulumuzu, yayımızı edindik. Atıyoruz. Ben daha önce de defalarca bunu anlattım. Bir daha anlatayım. Fakat bir muvaffakiyet sağlamıyoruz bu atışlardan. Yani ya sağa gidiyor, ya sola gidiyor, ya aşağıya gidiyor falan. Ben dedim ki herhalde dedim, bunda benim bir istidatım yok. Bunu beceremiyorum ben derken, yani tam da bırakma evresindeyken Cengiz Çetin diye bir abimiz var. Tirkeş yapar. Türkiye'nin en güzel tirkeşlerini yapan kişidir bence. Bence. Onunla beraber bir tane ok yaptık. O basit bir oktu. Ama her atımda da vuruyordum. Ya demek ki dedim yani bu okta bir olay var. Bizim aldığımız oklarda bir sıkıntı var. Bunlar da Çin menşeli oklardır. Çok hiçbir şeyde
çok değil hiçbir şeyine dikkat edilmemiş oklardı. Dedi ki o zaman bizim bu okları değiştirmemiz lazım. Yayımıza göre ok yapmamız lazım. Tabii ki tarihi belgeler okuyoruz. Orada da görüyoruz diyor işte yayına göre ok düzesin falan diyor. Dünyada nasıl yapılıyor bir şuna baktık. Yani gördüğümüz örneklerden yola çıkarak işte bu okun dedik bir span yani omurga değerine sahip olması gerekiyor. Belli bir düzlükte olması gerekiyor. Yelek yapısının bu olması lazım. Derken işte kendime ok yapmaya başladım. Kendi oklarımla atıyorum. Böyle iyi oluyor yani. Demek ki vurabiliyormuşum diyorum. Sonra bu Ankara'da hep ismini unutuyorum. Keçiören taraflarında bir yarışma yaptık. Yani Ankaralılar olarak kendi içimizde. Yani orada birçok arkadaş vardı. İşte onların okları daha o kadar araştırılmış şey belli bir kaliteye sahip değildi herhalde. Ben biraz fazla eğildiydim o zaman okların üstüne. Bu arkadaşların arasında biz birazcık sıyrılıp gelince orada Süleyman diye bir abimiz var. Ya dedi sen oklar çok iyi gidiyor bana da yapar mısın? Dedi. Abi dedim yani benim mesleğim bu. Ben kendim ok yapıyorum. Çok ısrarcı oldu. Yok bana da yap bana da yap falan dedi. İyi dedim yapayım dedim. İlk ok yapışım, ilk o satışım o oldu. Ben uzun süreler kendi ticari hayatımla beraber amatör olarak ok yapımına devam ettim. Çok okun ticari olarak içine girmedim. Sonra hani benim önceki yaptığım iş daha gelir olarak yüksek bir işti ama bu hem tatmin etti. Bu işten de keyif aldığım için bu işe geçtim. Öyle devam ediyorum. Biraz isimlerden falan da bahsettiniz ama ben yine de detaylı olarak sormak istiyorum. Ok yapmaya başladığınızda kendinize rehber edindiğiniz kaynaklar nelerdi veya kimlerdi? Biz ok yapmaya başladığımız zaman çok fazla ortalıkta kaynak yoktu. Bir elimizde Yücel'in kitabı vardı. Bir de yani bu Kâhne Efendi'nin işte Risale-i Rumat vardı. Oralarda da çok fazla bir bilgi yok biliyorsun. Evet. Yani bir ilmi kitabı, müşahap yok. İşte Tayba'yı falan tabii daha sonralardan öğrendik. Hülasalar falan daha sonra çıktı. Ondan sonra acaba. Bu dönemde ben tabii ki İnterneti herkes gibi böyle sağa sola saçmalamak için de bilgi edinmek için kullanmayı daha çok seviyorum. Ben benim rehber edeyim. Esas şey yani Doğu'ydu gene. Kore, Japon kaynakları. Bu adamlar çünkü silsilelerini zinciri kırmadan devam ettirmişler. Bunlar nasıl yapıyorlar diye baktım. Ve yani Doğu'da ok yapım şekilleri hep hemen hemen aynı. Ondan sonra bu adamlar işte oku ısıtarak düzeltiyorlar. İşte yeleklemeyi böyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Tabii kendi kaynaklarımızda okuyoruz. Onlarla beraber uyarlıyoruz. Bir kitap, bir kişi değil de daha çok internet kaynaklarına baktık. Kitaplarla da okuyunca da pekiştirdik yani. Pekiştirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Daha tam olmadı. Olacak inşallah bir zamanlar. İnşallah hocam. Okullarınız için şahs seçimini nasıl yapıyorsunuz? Tabii. Bu da merak edilen sorular arasında. Şimdi hemen o zaman bir şey yapalım. Hep ben de kullanıyorum şaf kelimesini. Hep ağzımıza takılmış kalmış. Biz şaf demeyelim de okçu bu veyahut da ulun diyelim. Yani bunu Türkçe'de ulun diye veyahut da okçu bu diye kendine has bir özel. Şimdi şaf dediğin zaman yani arabanın şaftı mı, geminin şaftı mı? Yani şaf bir, çok fazla anlama gelebiliyor. Ama bizde bunun için spesifik kelime var. Ulun diyebiliriz. Okçu bu diyebiliriz. Ulunlarını, çubuklarını nasıl seçiyoruz? Şimdi şu dönemde çoğumuz hazır çubuklar alıyoruz. Önceden biz kendi çubuklarımızı kendimiz yapmışlığımız bile vardı. Yani ağaçtan yararak, çıkartarak o şekillerde yapmışlığımız da vardı. Ama şimdi ok çubuğunu nasıl seçiyoruz? Belli markalar var. Belli markaların belli çubukları var. Daha önce denediğimiz, kalitesi devam ettikçe kullandığımız çubuklar var. Ben nasıl seçtim değil de bu ok çubuğunda ne olması gerektiğini söyleyeyim. Bir ok çubuğu öncelikle bir yani ok yapan insana geldiğinde söylüyorum ben size. Kuru olması lazım. Belli bir nem oranının altında olması lazım. Yoksa sizin bu ok çubuğuna harcadığınız bütün emek ziyan olur. Bunun için ok çubuğunun belli bir kurulukta, belli bir damar yapısında, belli bir ağırlıkta olması lazım. Mesela ok çubuğunuz çok kurudur. Atıyorum. Damar yapısı da çok kurudur ama çok böyle ağır bir çubuktur. Bu çok matah değildir. Elverişli değil. Yani
belli ağaçlara yönelmeniz lazım. Yakın mesafettesiniz. Bugün için konuşuyorum ben size. Bugün için atıyorsunuz. İşte yakın mesafelerde Sarıçam denilen, Karaçam denilen biraz daha özgül ağırlığı yüksek ağaçlar. Eğer uzak mesafe atacaksanız özgül ağırlığı daha düşük olan ladin gibi ağaçlara tevessül edebilirsiniz. Hiç sedirlerle uğraşmayın. Sedirlerde eski kalite yok. Boşuna o kadar para vermeyin derim. Tamam. Hazır buradan girmişken, kısaca ok yapım sürecini bize anlatabilir misiniz? Ok yapımındaki incelikler nelerdir? Şimdi ok yapımında incelik şöyle, bitmez bu işin inceliği. Yani bir işine kadar hassas yapmaya çalışırsanız çalışın, o kadar da yer bulursunuz kendinize. Şimdi dedim ya, ok çubuğu Kesinlikle. geldi dedim. Hazır olarak kaldığınızı düşünüyorum ok çubuğunu. Evet. Sizin ok yapacağınız yere geldi. Bir kere sizin bulunduğunuz iklimin kuru olması lazım. Yani Evet. mesela çok nemli, çok nemli bir ortamdaysanız yapacağınız oktan çok fazla ben bir şey elde edebileceğinizi Verim zannetmiyorum. elde edemeyiz, evet. Tabii yani bu mesela Orta Anadolu kuşağı, Ankara, Kayseri, Sivas, Ağrı'ya doğru falan. Yani buralarda kuru mevsim vardır. Nemli olan yerde hiçbir şey düzgün durmuyor zaten. Özellikle ağaç. Demir bile oksidasyon Evet. yapar. Nem ağacı neler yapar Allah bilir. Ok çubuğu size geldi. Benim tavsiyem ok çubuğunu hemen işlemeyin. Sizin olduğunuz mevsime birazcık alışsın. Yani 15 gün Evet. olur. Bir ay olur. Bir köşede beklettiniz. Ok çubuğu oynayacaksa oynasın. Düzelecekse düzelsin. Mevsime de alışmış olsun. Ondan sonra iyi bir ok yapmak istiyorsunuz. Çok düşük derecelerde ısıtarak uzun sürede. Bu arada tabii kollarınızın ağrımasına, gözlerinizin bozulmasına da razı geleceksin. Isıtarak bunu ilk önce düzeltme aparatı dediğimiz bir aparat var. Ben zaten devamlı internette yayınlıyorum bunu şeklini. Evet. Onu ısıtarak düzeltmeniz lazım. Isıttınız, düzelttiniz. Düz bir zemine bırakın ok çubuğunuzu. Mesela bu işlemi akşam yaptığınızı düşünelim. Sabah geldiniz tekrardan ok çubuğunuzu kontrol ettiniz. Düzgün kalmış. Eğrileri bir köşeye koydunuz. Düzleri aldınız. Başka yine düz bir zemine koydunuz. Eğrileri tekrardan işleyeceksiniz. Ama şurada şöyle bir olay var. Ertesi sabah geldiğinizde eğri olan çubuk ertesi akşam düzelmiş olabiliyor. Çünkü hareketli bir nesne, canlı bir nesne ağaç. Evet. Tabii yani daha çünkü ağacın yani hareketsiz olması tamamen hareketsiz olması mangal kömür olmasıyla olur. Yani yandığı zaman artık bütün Tabii. atomları falan kül olduğu zaman hareketsiz kalır. Ona Evet. kadar ağaç gene belli bir hareket eder. Mesela ertesi sabah geldiniz. Ok çubukları eğrilmiş. Onları hemen tekrardan o gün düzeltmeye çalışmayın. Onları ayırın, bir lastikle ayırın. Bir iki gün bir köşede bırakın. Sonra Beklesin onu oradaki. tekrar alıp düzeltmeye çalıştığınızda aralarından bir miktarını kendi kendine düzelmiş olduğunu göreceksiniz. Çünkü hareketli nesne. Düzgün diye ayırdıklarınızdan da yamulanlar olduğunu göreceksiniz. Yani hep sabır bu iş. Bazen ok çubukları elden 5 defa geçer. Bazen hiçbir zaman için düzelmez. Damarları dümdüzdür, kurudur ama düzelmiyor. Çünkü hareketli nesne. Yapacak bir şey yok. Bunu düzelttiniz okunuzu. İşte 15 gün düz bir zeminde bekledi. Tekrar 15 gün sonra alıyorsunuz. Tekrardan çubukları kontrol ediyorsunuz. Eğilenleri bir köşeye, düz kalanları bir köşeye koyup o düz olanları bir kutuya yerleştiriyorsunuz. Nizami olarak birbirinin üstüne gelecek şekilde. Yani savurup atmamanız lazım. Yatırarak Evet. düzgünce şey yaptınız, istiflediniz. Üstüne bir tarih atın, o günün tarihini. Sonra 6 ay unutun onları. 6 ay. Tabii 6 ay olsun onlara. Çünkü ağaç ne kadar düz beklerse hafıza kazanır. Ve o kadar süre düzgün olarak kullanırsınız. Hani Osmanlı öyle yapıyor. Ok çubuğu ne kadar beklerse o kadar evladır. Yay için de öyle, ok Evet. çubuğu için de öyle. Bir Hani anlamda ben sabır al... işi de. Tabii ki. Yani obsesif olmanız lazım. Gerçekten iyi bir okçu olmanın birinci kuralı obsesif olmak. Yani iyi bir iş yapmanın temel kuralı esasında obsesif olmak. Hani Evet. ben kendi kriterlerime göre anlatıyorum. Siz 15 gün sonra da ok yapabilirsiniz. Ertesi gün de ok yapabilirsiniz. Tamamen kendi bileceğiniz bir şey. Şimdi düzgün bir çubuğumuz olduğunu farz ediyoruz elimizde. Şimdi ne yapmamız lazım? Hep böyle bugünlerde kullanılan kelime spine yani İngilizcesi organ, şey omurga veyahut da sertlik derecesini ölçmemiz lazım. Her yaya göre bir ok düzmemiz lazım. Şimdi yayımız 50 libre. Bize ne lazım? 47,5 50 spine. Zaten sertlik derecesine sahip. Çubuklar lazım ki
Okumuş havada istediğimizden fazla esnemesin, hedefine gitsin, kırılma olayları da veyahut da daha değişik tatsız olaylar yaşamasın. Spine'ımızı da ölçtük. Daha titiz olmak istiyorsunuz. Yani şimdi spine bize ne veriyor? Okun sağ veyahut da sol kaçmamasını. O yayımıza uygun spine'ı elde ettikten sonra okumuz hedef üzerinde, hat üzerine gidiyor. Bir de aşağı ve yukarı gitme olayı var. Şimdi diyelim ki elimizde iki tane 47,5 spine çubuk var. Atıyoruz. Okumuz aşağı düştü. Bu 30 gram. Ama gramlarını bilmiyoruz şu an. İkinci oku dedik ki biz aşağı düşmemesi için biraz daha yukarı kaldıralım. Bu ok da 25'ti. Bu sefer de hedefin üstünden açtı. Yani yine tutturamadık hedefi. Ne yapmamız lazım bu sefer? Hassas bir tarzı oklarımızı tartmamız lazım. Oklarımız nedir mesela? Atıyorum. Hepsi 25-26 gram olsun. Yani yarım gramlar, bir gramlar falan bizi o kadar çok etkilemez. Yani tabii imkanınız varsa hepsini mesela 25 gram yapın. Hepsini 25,6 gram yapın. Öyle bir seçeneğiniz varsa. Ama ne kadar yaklaştırabilirsiniz gramlara, bu aşağı yukarı olayını tutturursunuz. İkinci, ve bunları hepsini yaptık. Şimdi elimizde spine ölçülmüş, omurgası ölçülmüş, gramları ayarlanmış ok çubukları var. Ne yapmamız lazım? Midem kulağına falan girmiyorum zaten. Direkt ok yapmak için konuşuyorum. Bunu temrenlememiz lazım. Şimdi bugünkü temrenler biliyorsunuz hep böyle kovanlı temrenler. İğneli temren pek kullanmıyoruz. İstiyorsa gene yapıyoruz, ayrı mesele de. Bu kalem tıraşla bu ok çubuğunu açarken bu ok çubuğunun şu açtığımız kısım var ya, konik açı. Hı hı. Hepsinin burada dümdüz olması lazım. Mesela ok çubuğunun koniği şurada yüksekte, burada altta. Temren taktığınız zaman temren önünde böyle durur. Evet. Yamuktur. Şimdi sizin ok, düzgün ok çubuğunuz var. Spine'ını da ölçmüşsünüz, gramını da ölçmüşsünüz. Temreni yamuk taktınız, ok yamuk gidecek. Tabii ki. Bunu düzgün taktık. Evet, yapıştırdık, yine de güzelce berkittik. Ondan sonra ya adi gez ya plastik gez takacağız. Yine aynı kural burada da geçerli. Açtığımız zaman kalem tıraşlı burayı, etrafının tek bir hizada olması lazım. Aşağı yukarı olmaması lazım. Bunun da tek hizada olması için kalem tıraş ve ok çubuğunuzun birbirine olabildiğince sıkı oturması lazım. Ne kadar çok boşluk varsa bu konik açı o kadar sapar. Bunu da yaptık. Düzgünce açtık, temrenimizi taktık, gezimizi de hallettik. Sonra ok tüyünün veya okun tüylenmesi, yeleklenmesi geldi. Şimdi eski Türklerde, Osmanlı diyeyim, eski Türk demeyeyim de, ok yeleği böyle açılı yapıştırılmıyor, dümdüz yapıştırılıyor. Ok, yelek kendi yapısı sayesinde dönüyor. Ama biz ne yapıyoruz bugünlerde? Hani okçuluk yeteneklerimiz çok yüksek olmadığı için hafif bir eğim veriyoruz. Kendi ekseninde daha fazla dönsün diye. Bu kendi ekseninde daha fazla dönme kısa mesafelerde isabet sağlar ama okun enerjisinden alır. Uzak mesafe atacaksın. İyi bir atıcıysak ok yeleğini dümdüz yapıştırmak lazım. Daha uzağa gider. Çünkü daha az döndüğü için daha az enerji kaybeder. Bu şekilde ok yapabilirsiniz. Yani daha bunun bir sürü ayrıntısı var da şimdi girip de kafanızı da şişirmeyeyim yani. Yok estağfurullah, kısaca güzel oldu bizim için. Az önce Osmanlı'da demişken şöyle tarihsel bir yolculuk yapalım. Okçuluğun tarihini ilk olarak biz yazmadık belki ama bu işin tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Peki okçuluğun tarihsel evrimi hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Hani nasıl gelişti? Siz de tarih okumaları yapıyorsunuz diye biliyorum. Hani hasbel kadar. Okçuluk. Efendim? Hasbel kadar. Evet. Hem de az önce aklıma bir soru geldi. Osmanlı'da az önceki yayı çekerken kendi şekilleniyor demiştiniz. O zamanın o mühendisliğiyle bu zamanın ok mühendisliği nasıl? Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? O zaman hemen mesela eskinin mühendisliğiyle şimdi mühendisliğini söyleyeyim. Evet. Şimdi eskiden bu okçuluk yapan, tizenlik yapan insanlar bu işin ortasına doğuyordu. Yani düşünün, benim bir tizen olabildiğimi düşünün, eskiden yaşadığımı. Benim çocuğum bilgisayarla oynamayacak, televizyonda çizgi film seyretmeyecek. Yürümeye başladıktan sonra elindeki oyuncağı rende olacak, ok çubuğu olacak, ok tüyleri olacak. Bunun içerisine doğacak. Tabii ki bu ne yapacak? Leke kesbetmek dediğimiz el enzameleri gelişecek.
Çok daha iyiler. Hiç bunda şüphe yok. Yani bunda en ufak bir şüphe yok. Yani bugünün, evet, biz teknolojiyle bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ama o da bir yere kadar, teknoloji bir yere kadar. Şimdi adamların yaptığı bazı şeyleri bizim şu an gerçekten o ayarda yapmamız için 5 eksen CNC kullanmamız lazım. Ya o da çok mümkün değil yani. Çok yüksek maliyetler, çünkü halbuki o 5 eksen CNC'de yapacağımız şeyler adamlar elleriyle yapıyor. Çünkü meleke keşfetmişler. Eskiden çok iyi okçuluk. Yay yapımı da çok iyi. Çünkü siz ne kadar teknolojiye hakim olsanız da, bir de malzeme olayı var. Şimdi mesela artık mandaların genetiği değiştirilmiş. O kalitedeki boynuzu bulamıyorsunuz. Kesinlikle Yani maalesef. 25 yıl beklemiş, yani 50 yılı geçtim, 25 yıl beklemiş, çubuk yok. Maalesef. Piyasada düzeltilip bekletilen, en uzun süre bekleten ok çubuklarından bazıları bendedir, 10 yılı var. Yani 10 yıllık çuba Osmanlı'da kimse herhalde bak dönüp bakmıyordur yani. Çünkü ona babasından, dedesinden 25 yıllık, 50 yıllık ok çubukları kalmış. O yüzden eskiden mühendislik çok iyi. Bir de bazı insanların ben şu görüşüne şaşıp kalıyorum. Yani eski insanlar bunu nereden bilsinler? Valla eski insanlar 1 metre çubukta dünyanın yarı çapını ölçmüşler gölgesine bakarak. Şu an insanlar tabii onu ölçmeyi bırakın ya, internetten bile zor görürler, anlarlar onun ne olduğunu. Şimdi okulun gelişimine gelin. Ben çok fazla şey yapmayayım, uzatmayayım. Yok Dünyada hemen yok. hemen bütün milletler okçuluğu iyi veya kötü olarak bir şekilde yapmışlar. Benim bildiğim kadarıyla bunu Murat Özveri'nin bir konuşmasından dinlemiştim. Kendim o konu sadece konuşmasından dinledim. Aklımda kalmış. Herhalde sadece Avusturya'da aborjinler ok ve yayla ilgilenmemişler, yapmamışlar. Belki bulundukları ortam onu gerektirmediği içindir. Ama haricinde hemen hemen dünyadaki herkes bir dalı, bükülebilen bir ağacı, nesneyi almış ve onu da atabileceği oku da yapmış, ok veya yapmış. Fakat Türklerin ok veya ile olan alakaları daha farklı. Niye diyeceksiniz? Şimdi Türkler esasen bir okyanusun ortasında yaşıyor. Fakat bu okyanus sudan ibaret değil. Su o okyanus değil. Bir otlak okyanusu diyelim. Bir step. Yaylalarda yaşıyor. Çok büyük alanlarda yaşıyorlar. Türkler büyük kabileler halinde yaşamıyorlar genellikle. Yani bugün hala mesela gidin Kazakistan, Kırgızistan coğrafyasında çok büyük büyük obalar, çok böyle kalabalık klanlar falan değildir. İşte 3-5 aile bir yerdir, 3-5 aile bir yerdir. Tabi bu denizin ortasında şimdi bunlar hayvancılıkla uğraşıyorlar. Çok kalabalık değiller. Hayvanlarını korumalar lazım yabani hayvanlardan. Kendilerini korumalar lazım, obalarını korumalar lazım. Çok büyük bir nüfus yok. Türklerin zaten tarih boyunca nüfus artışları belli. Yani çok, eskiden de çok artan, çok üreyen bir millet değiliz. Ne yapmaları lazım? Bu büyük kalabalıklara karşı daha etkili silahlar kullanmaları lazım. Bu da nedir o dönem? Ok ve yaydır. Bir de karşılarını düşünün yani Göktürklerin 3-5 milyon nüfusu varken Çin'in 60 milyon nüfusu var. Şimdi bu adamları hepsini tek tek kılıçla kesemezler. Vakit alır baya. Kolları yorulur. O yüzden ok ve yaya daha ayrı bir önem vermişler. At üstündeler. Yani devamlı hareketler, mobil haldeler. Ve okla da tek tek avlayabiliyorlar. Türkler için tabii ok ve yayın anlamı çok daha büyük yani. Dediğim gibi yani beslenme şekilleri, geçim şekilleri, ticari olayları, hayvancılık. Kesinlikle. Ve karşında büyük bir ordu var. 60 milyon nüfuslu bir Çin var. Bunlarla baş edebilmeye lazım. Yani onlar için en ideal savaş aleti ok ve yaydı. O zaman için konuşacak Yani bugün olursak. için roket neyse, yani Amerika nasıl bir Irak'a vurdu? Tomahawk füzeleriyle bilmem kaç bin kilometreden izahiyat vermemek için. O zaman da Türkler ok ve yayı tercih etmişler ve bu konu üzerine çok eğilmişler. Sonra tabii bunlar kültürlerinde çok iyi yer bulmuş. Kutsamışlar ok ve Evet. yayı. Hazır Türklerde bu sporun şey pardon çok özür diliyorum. Savaş Estağfurullah. aletinin önemine de değinmişken Türklerde Türkler sadece savaş şartıydı. Evet, spordur da bu yani. evet. Türklerde. Yani biliyorsunuz bir çocuk evleneceği zaman geç okunu atar ve iki yüzüğünü, yani keçi evini, obasını oraya kurar. Şimdi ne kadar iyi ok atarsa aileden o kadar uzakta duracak. Yani mantık bu esasında. O kadar iyi ok atabilir ki diyor.
annenden babandan biraz uzaklaşabiliyor. Anlatabildim mi? Bu sportif de bir şeydir Türklerde yani. Tam o zaman doğru kullanmışım. Çok Tabii ki, sevindim. tabii. Ok çubuğunu nasıl seçerlerdi? Ya da farklı ağaçtan farklı ok çubukları kullanırlar mıydı? Ya da Şimdi malzeme anlamında tabii. nasıl Şimdi bunların yaparlardı? hepsini bulundukları ortam belirliyor. Mesela Türkler Orta Asya'da kuş ağacını kullanıyorlar. Kayın ağacından da ok yapıyorlar. Selçuklu'nun bildiğim kadar ilk dönemlerine kadar da kayın ağacı kullanılmış. Veya da kuş ağacı. Sağlam ağaçtır. Fakat bu coğrafyaya geldikleri zaman işte tabii şeyde de mesela işte biraz ormanda da bir sürü çam var. Çam da kullanmışlardır. Yani orada işte tayga diyoruz hem dağlık hem de ormanlık alanlara işte tayga denir. Ondan sonra acaba. Çam da kullanmışlardır. Değişik şeyler kullanıyor. Yerine göre değişiyor. Osmanlı biliyorsunuz kamış kullanıyor. Halbuki yaşadıkları coğrafyada bambu, kamış dedikleri şey. Bambu yetişmiyor yani. Ama getirtiyorlar. Kullanıyorlar. Anladım. Yani ithalat Temrende var yani. hangi madendi? Ay, Nasıl? lafınızı böldüm hocam. Estağfurullah. Temrende hangi madendi dedim. Temrende Tabii ki kullanıyorlar ya. ilk dönemlerdeki bütün insanlar ya ok ucu olarak kullanmaya başladıkları da bir şey. Obsidyen dediğimiz bir malzeme kullanıyorlar. Obsidyen biliyorsunuz yanardağ kenarlarında bulunan çok keskin bir malzemedir. Gerçekten çok sert, çok keskin. Hala bugün cerrahide çok özel ameliyatlarda, mikro cerrahide falan kullanılan bir malzemedir. Çok keskindir. Onu kullanıyorlar. Tabii bu malzemeyi elde etmesi, işlemesi zor. Çünkü obsidyenin nitelikte bir kristal, taş yani. Çabuk kırılıyor. İkinci dönemde insanlar yani şeye geçiyor, bronza geçiyor. Çünkü bronz yeteri kadar sertlikte ve döküm teknolojilerine çok rahat intibak edebilen bir malzeme. Bronz kullanıyorlar, demir kullanıyorlar. Zaten biliyorsunuz çeliğin de mucidi Türkler yani. Yani her ne Evet. kadar Yunanlar bunu biz adalarda bulduk falan deseler de bugün Türklerin yaşadığı coğrafyalarda, eski coğrafyalarda, Ural, Altay bölgelerinde çelik potaları, çelik yapıldığı falan Evet. bulundu yani artık. Yani Yunanlar bronzla uğraşırken Türkler çeliği çok çok iyi işliyorlardı. Sonra şimdi demir kullanıyorlar, çelik kullanıyorlar, kemik kullanıyorlar. Yani her şey yerine göre spesifik olarak kullanılıyor. Ama dediğim gibi ilk başlangıç, yani ilk temren diyebileceğimiz o kuşları benim bildiğim primitif anlamda obsidyenler veyahut da kenarı yontulmuş taşlar. Ondan Evet. sonra bakır, işte demir, çelik. Yani Osmanlı'da biliyorsunuz zırh delici Evet. temrenler var. Bunları neden yapıyor? İşte çelik teknolojisine de hakim bu adamlar. Bunlardan yapıyorlar. Şu an aklıma geldi hocam, bir soru soracağım. Tabii. Mesela bu paralar falan, hani bakır para, altın para çağın ya da padişahın o çağdaki ekonomik durumuna göre değişiyor ya. Temrenlerde de bu geçerli oluyor mu? Tabii. Mesela o Sultan zamanki Alparslan'ın ekonomi yüksek ve kullanılan temrenin de kalitesinde illaki değişiklik oluyordur. şöyle söyleyeyim size daha ilginç bir şey anlatayım. Sultan Alparslan mesela o kutuları altınmış. Evet, yani işte Tabii. o Attığı şekilde zaman aynen. hayır. Şu an bunun çok ince bir manası var. Ok attı bir adama. Ölürse diyor o altınla diyor cenazesini kaldırsın diyor. Yaralanırsa diyor tedavisini yaptırsınlar diyor. O kuşlar altın yani Sultan Alparslan'ın. Çok Anlatayım ince ne bir kadar ince düşünce. düşünüyor. Tabii ki. Yani Evet. öldürdüğüne bile hani hadis var ya öldürürken bile güzel öldürün. Evet. Ya adam Gerçekten hadis çok uymuş ince bir yani. düşünce. Öldürürken bile diyor ki yani öldürdüm ben bu adamı diyor. Cenazesi ortada kalmasın. O altın temren cenazesi kalksın. Yaralandıysa da tedavisini yaptırsın. Zaten bu inceliği biliyorsunuz Sultan Alparslan'ın sonunu getirdi yani. Artık. Evet, burayı bir kenara bırakalım ve ok çubukları hakkında biraz daha soru sormak istiyorum. Tabii. Yeterince kurumamış bir ağaçtan ok yapılmasının, ok çubuğu yapılmasının olumsuz yanları neler olabilir? Yani Bunları uğraşırsanız, biraz. şimdi o çubuğunuz da yeterince kurumamış, yeterince beklememiş. İçerisinde nem var. Siz ısıttınız, düzelttiniz, o yamulacak. Siz ısıttınız, düzelteceksiniz, o yamulacak yani. İçerisiniz nem olduğu sürece, sıvı olduğu sürece ağaç hareket eder. Yani şimdi bilmiyorum yani artık liselerde falan böyle elektromikroskop kullanıyor musunuz? Atomlar gösteriliyor mu size? Ya yani Olanlar bunlar ne var. olmuş? Hani lisenin şeyine göre değişiyor. Değişiyor liseden liseye olanlar var. Şimdi mesela atomlar damla hareket halinde.
Evet. Bu ağaç canlı hala, yani biz öldürdük diyoruz ama ölmedi. Yani atomlar daha canlı halde. Bu nemle beraber hareket ediyor devamlı. Bu nem ne kadar çok olursa o kadar da hareketli olur. Sizin yaptığınız bütün her şey boşa gider. Mesela ben size sitelerden örnek vereyim. Eskiden sitelerde bu tip teknolojik aletler olmadığı için işte adam mesela kereste, kütük, ham madde neyse ağaçla ilgili alıyor bunu. Fakat iskarpele rendeliyle işlediği için bu bir tanesini yaparken ötekisi çok uzun süre bekliyor. Yağmur görüyor, suyu görüyor, kuruyor, çekiyor. O oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Yani ağaç mobilya olduğu zaman gerçekten kuru bir ağaçla mobilya yapmış olur. Ama şimdi teknoloji o kadar ilerlemiş ki yani işte kütük dün kesildi, bugün işte hızarla doğranıyor. Ertesi gün mobilya olarak size sunuluyor falan. Sonra evde çat diye ses duyuyorsunuz. Eve hırsız mı girdi acaba diyorsun. Halbuki mobilyalar çatır çutur ediyor. Böyle. Belki duymuşsunuzdur Yerine evde. oturuyor denir ya, öyle Evet bir yani tabir de varmış. tuntada bile oluyor. Çatır çutur ses geliyor. Ben öyle bir tane Evet. çok eskiden mobilya takımı alıyordum. Daha çut ses geliyor. Ulan ne oluyor dedim. Kalktım yani. Hırsız mı girdi acaba dedim. Mobilyalar çatır diyor. Resmen böyle yani. Ses geliyor ya. Ondan sonra. O boşuna uğraşmış olursunuz. Evet, doğru söylediniz. Bir ağacın kaliteli bir ok çubuğu olabilmesi için doğal ortamda kurtulması mı daha sağlıklı olur, yoksa fırınlarda kurtulanlar da aynı işlevi görür mü? Çünkü her Şimdi zaman bu doğal konu. ortamda kurtulmak mümkün olmuyor. Tabii. Şimdi bakın bu ağaçları işleme teknolojileri bayağı bir gelişmiş. Yani biz farkında değiliz ama çok büyük bir pazar bu ağaç işleme Kesinlikle, işleri. kesinlikle. Şimdi ben onu 4-5 sene önce görmüştüm. Radyo frekansla ağacın suyunu çıkartıyorlar. Hani bu çam terebentinler satılıyor biliyorsunuz aktarlarda. Şimdi bu çam Evet. terebentin ben bilmiyordum yani. Ne yapıyorlar dedim acaba? Ağacı mı sıkıyorlar da suyunu çıkartıyorlar? Bu bence birazcık palavra diyordum. Halbuki öyle değilmiş gerçekten. Böyle basınç odaları gibi odalar var. Radyo frekansla beraber küçüktük. Bütün suyu alıyorlar. Kurutma odaları var, değişik kurutmalar. Yani ağaç kurutma teknoloji gerçekten çok ilerlemiş. Ama şöyle bir olay var. Ağacın mevsiminde kesilmesi lazım. Evet şimdi diken yapraklı bir ağaç. Her zaman için gövdesinde belli miktar sıvı bulunduruyor. Ama gene de bunu tüm ağaçların su mevsiminde keserseniz daha faydalı. Haricinde hani imkan varsa doğal ortamıyla, doğal rüzgarla kurutmak, hava kurusu yapmak tabii ki daha iyi. Evet. Ama böyle bir imkan var mı? Şimdi acaba hangi ok çubuğu üreticisi alacak bunu, yani bunları dilimleyecek, işte rüzgar alan bir yerde kuru bir ortamda 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bekletti. Zor yani. Maalesef. Ama ben bunu gördüğüm kadarıyla yabancı ülkelerde gerçekten böyle yani bir stok var. Kuru ağaç stoğu. Bu mesela Finlandiya biliyorsunuz mobilyada gerçekten. Bu IKEA'nın falan herhalde sahibi Finlandiyalılar. Yani adamlarda gerçekten böyle bir stok var. Ve yapıyorlar, kullanıyorlar. Ama Türkiye'de durum nedir? Bilmiyorum. Mesela Navex okçuluğu biliyorsunuz. Onların Ottoman diye bir çubukları var. Ben yerli çubuk lazım olduğu zaman onu kullanıyorum. Kuru. Açık konuşayım. Kuru yani. Böyle bir nem rastlamıyorum. Çünkü bir de nemli ağacı ısıtmaya kalktığı zaman ani ısındığı için çatlıyor gövde. Evet. Aniden ısındığı için Aynen. çatlıyor. Aynen. Isı yavaş yavaş yükseltilmesi gerekiyor sanırım. Değil mi? Şu düşük ısılar olması lazım. Ağacın dayanabileceği ısılar 45-50 santigrat maksimum. Evet. Ondan sonra ağacı Az bozuyor. Evet. Az önce de biraz bahsettiniz sürelerinden, ama doğal ortamda kurtulan bir ağacın ne kadar sürede beklemesi gerekiyor? Bunu da tam bir duymak isteriz. Ben vallahi size şöyle söyleyeyim. Biz normalde ham bir ağaçtan, yani kuru olmayan bir ağaçtan çubuk yaptırdık. Ben 2 sene sonra bile fark ettim ki ağaç hala yaş. Çubuk yani 8 milim çubuk yaptırdık. Normalde bir hafta ona kurumuyor. Kurumuyor yani. Yani rüzgarlı bir ortamda bekletirsin. Mevsimde de kesilmesi 5 sene de 6 sene de gerçek kuruluktan bahsediyorum burada yani. O seviye Evet. bulaşıverdir. Tüm şartlar yerindeyse, devam ediyorsa, ıslanmıyorsa.
Ama haricinde işte makinelerle bunu tedarik et, bunu sağlamaya çalışıyorlar. Evet hocam. Okların yapım safhası tamamlanıp kullanılmaya başlandıktan sonra biliyorsunuz bazı talihsizlikler başımıza gelebiliyor. Ok boyu kısaltma ve bu gibi değişikliklerde ok önceki kadar nizami gitmiyor hedefe. Bunun gerçeklik payı nedir? Yoksa psikolojik midir? Ya da bilimsel bir açıklaması var mıdır? Bunu sizden duymak isteriz. Şimdi mesela siz bir yay aldınız. Şimdi yay dedi ki mesela bu 73 santimde 47,5 bugün 47,5 da gidelim. Bu dedi ki 73 santimde 47,5 spine oka ihtiyacı var. Yani bu 47,5 libre dedi adam. Siz 73 santim ok yaptınız. Atıyorsunuz. Okunuzun ucu kırıldı. Kısalttınız. 70'e indirdiniz. 47,5'u bulamayacaksınız. Ne yapacak Evet. bu sefer ok? Yani spine değeri düşmüyor okun esasında. Yayın germe miktarı yüzünden, germe miktarı yüzünden libresi düşüyor. 45'e düşüyor. O zaman da ne oluyor? Bu ok buna sert geliyor. Dağa gidiyor bu sefer. Bir bu. İkincisi okunuz yamulmuşsa zaten yamuk gider. Bozuk gider. Ha, Evet, psikoloji doğru. her zaman etkili yani. Yani evet. Her durumda Kesinlikle. etkili. Bu olabilir. Yani ok kısaldığı için yayı yeterince giremiyorsunuz. O libreyi tutturamıyorsunuz. Evet. O yüzden ok sağa O gidiyor. yüzden de Ben bir mesela bir yayın ikinci denemek bir hatta istedim. söyleyeyim. Çoğu üreticinin yayları 73-74 santime uyarlı. Bana geliyorlar 80 santim ok istiyorlar. Dedim hayırdır seneyi de mi kullanacaksınız diyorum yani. Yani ne yapacaksınız o kadar oku? Kırılırsa ucundan bir daha. Bir kere uzun ok ucundan kırılmıyor. Tam ortasından kırılıyor. Yani Daha felç yani yapayım onu derken. tabii. Yani ucundan kuracaksan değil, ucundan kırılmıyor. Ortasından kırılıyor. Evet. Halbuki ucundan kırılan oku merhametlemek kolay. Ya bugün bir Evet. sürü şeyler var, ürünler var. Mesela bir tanesinde ben üretiyorum. Okunuz kırıldı. Kemren dibinden 5 santime kadar tekrardan ayaklama yöntemini uzatabiliyorsunuz. Ne hiçbir sıkıntısı da olmuyor. Oku balansını da bozmuyor. O yüzden yani kol boyu diye bir şey var ya bu çıkmış esasında bu doğru değil. Biz de bunu uyuyoruz. İşte kol boyunuz nedir falan. Kol boyu diye bir şey yok. Türk okçuluğunda okları 73 santim. Sen oku kendine göre ayarlamıyorsun. Kendini oka göre ayarlaman lazım. Atış mezhebin Evet. neyse onu uyarak çok uzun boyluysan ön duracaktın. Hafif bu ya şeysen bu orta boyluysan ya hafif yan duracaktın. Çok kısaysan tamamen yan duracaksın ki ok boyunu ayarlayacaksın. Düşünsenize orada şeye gidiyor. Sefere Hümayun'a gidiyor. Padişah savaşında. Padişahım benim kol boyum uzun. Bana 78 Evet. santim. Padişahım ben kısayım. Bana 68 santim. Sesiniz biraz gidip geliyor gibi hocam. Şu an iyi mi? Acaba? Şu an iyi mi? Şu an iyi. Hı, Evet. tamam. Böyle. İnternetlerden olabilir. Evet. Zaten şu dönemde canlı yayınlar vesaire çok arttı. Evet. Öyleymiş. Ben çok anlamadığım için bu internet dünyasından, dijital dünyadan. Sözünüzü tamamladınız mı hocam? Söylemek istediğiniz, eklemek istedikleriniz. Yok, çok sıkıntı olmaz. Tamam. YouTube videolarınızda da gördüm. Isıtılmış ok çubuklarının hakkında sormak istiyorum. Bunların avantajları veya dezavantajları nelerdir? Neyin? Isıtılmış ok çubukları. YouTube Isıtılmış. videolarınızda da gördüm. Evet. Yani ısıtmanın avantajı. Isılarak düzeltilmiş. Pardon, ısılarak Tabii. düzeltilmiş. Şimdi ısıtarak düzeltmenin avantajı ne? Şimdi temel fizik kuralı. Su hariç bütün nesneler ısıyı gördüğü zaman atomları genişler. Yani birbirinden ayrılır biliyorsunuz. Yani genleşme en basit tabiriyle su hariç bütün maddeler ısıyı gördüğü zaman genişler. Bunu su tek şeyi sudur yani. Su sadece soğuyunca genişleyen bir maddedir. Şimdi diyelim ki bu ok çubuğumuz. Biz bunu soğuk düzeltmeye kalktık. Çatlatırız içerisinde. Mikro çatlaklar oluştururuz. Okumuzun atış ömrü 100 ise 50'ye düşürürüz. Ve düzelmez de zaten. Yani anlık bir düzelme. Yumuktur. Şöyle yaptınız. Çatlatmadıysanız bir tekrardan geri döner. Şimdi ağaç reçineyle beraber bir malzeme. Yani reçine biliyorsunuz yapıştırıcı olan bir malzeme.
yapıştır aynı zamanda. Hep reçine esaslı yapıştırıcılar kullanırlar. Epoksi mesela reçine esaslı yapıştırıcılar. Şimdi bu oku ısıttığınız zaman bu yani genleşiyor, genişliyor. Atomlar birbirinden iyice uzaklaştığı için yumuşuyor. Bir kere içine az bir nemi varsa onu da attık. Düzeltirken mikro çatlaklar oluşturmuyoruz. Ve reçineye de ağaca da bir hafıza kazandırmışız. Yani bu tip ahşap malzemelerde hafıza kazandırmak için belli miktar ısı uygulamak şart. Bu olur. Ama haricinde işte yani ben soğuk düzelttim. İşte bir şey çıkartmışlar. Üstüne sürtüyorlar, sürtüyorlar. İşte düzeldi falan. Hayır, o hikaye yani onunla. Evet. Pazarlama iyileri. Onu Türkiye'de ilk alan kişi özür dilerim lafınızı böldüm. O rolon gibi bir şey var. Sürtüyorlar, sürtüyorlar. İşte oklu çubuğunu düzeltiyor işte bu falan diye. Onu Türkiye'de ilk satın alan kişi öğrendiğim kadarıyla Yaşar Metin Aksu. O dedi tamam bir dedi reklam şey hilesi dedi. Pazarlama sahtekarlığı dedi. Ben kullandım dedi. Hiçbir işe yaramıyor dedi. Bu gerçekten bir işe yarasaydı insanlar bunu daha önce kullanırlardı. Ben kullananların oklarını da biliyorum. Ben kimsenin okunum öyle yani. Belki anlık bir düzelme sağlıyordur. Çubuk tekrar eski yerine geri dönüyor. Evet hocam. Böyle bir avantajı var. Evet. Diğer soruya geçiyorum hocam. Tamam. Türklerde ok çubuğunun muhafazasında hangi yöntemler izleniyordu? Siz şimdi neler yapıyorsunuz? Şimdi Türklerde ok çubuğunun muhafazası için en önemli şey işte bunları kuburlara koyuyorlar, saklıyorlar güzelce. Yani çünkü yani ok çubuğunun düz olması lazım ki hedefine düz gittin, muvaffakiyet sağlasın. Kesinlikle. Bunu ben Türklerde ok çubuğu diyeceğim, benim aklım hemen Orta Asya'ya kadar gidiyor, en uzak İskitler'e kadar gidiyor. O kadar gitmemek lazım herhalde. Biz gene Osmanlı'da böyle kalalım. Osmanlı'da bambu sürüyorlar. Şimdi eskiden vernik yok. Domalak benim bildiğim kadarıyla yani yeni dünyaların keşfinden sonra falan gelen bir malzeme. Çok o konuya hakkım değilim. Domalağın ne zamandan itibaren kullanıldığını. Ama balmumu sürüyorlar. Balmumu insanın harikaları eski bir şey. Şimdi ok yüzeyinde işte gözenekler var. Balmumuyla bunu dolduruyorlar ki ok nem almasın. Bir de yüzeyi daha pürüzsüz olsun. Uçuş şeyi sürtünmeleri daha güçlü olsun diye. Balmumu kullanıyorlar. Kuburlarda saklıyorlar. Şu an ne yapıyoruz biz ok çubuğunu muhafaza için? Vernik kullanıyoruz. Çünkü vernik yani kesinlikle nem geçirmiyor, su geçirmiyor. Nemi bırakıp su bile geçirmiyor. Yani havadaki sürtünme katsayısını düşürüyor. Bir de ne kadar da ok çubuğunuz vernikli de olsa, balmumlu da olsa ne olursa olsun ok çubuğunuzu böyle oku takarak bu şekilde bekletmeniz lazım. Yer çekimine tabi bir şekilde. Tabii ki temren aşağıda, yez yukarıda şekilde. Siz ok çubuğunu böyle bir yere dayarsanız bu yamulur. Yamulur yerden de kırılır ok. Çünkü atıldığı zaman biliyorsunuz ok havada şu hareketi yapar. Okçu paradoksu derler bunu biliyorsunuz. En çok baskıyı da yamuk olan yer havada patlar, elinize patlar, hedefte kırılır. Paranız da boşa gitmiş olur. Evet. Hocam siz oklarınızı hani sonuçta bu bir fizik gerektiriyor, fizik bilgisi gerektiriyor. Deneme yanılmayla mı yaptınız yoksa hani fiziksel anlamda ölçümler mi kullanıyorsunuz? Hangi açıdan? Fiziksel açıdan. Şey fizik kuralları gereği. Deneme yanılmayla mı bunlar netleşiyor? Ben tam vakıf olamadım bu soruya. Hani nasıl? Tekrar ediyorum hocam. Temel fizik eğitimi alıyoruz okullarda yani. Biz de tabii şey değiliz. Evet işte. Yok onlar soruyorum. Hani oklarınız deneme yanılmayla mı oluyor? Yoksa hani şu ölçümler var mı oluyor? Ha, tabii tecrübeye şimdi şöyle. Ölçümler var zaten. Dünya çapında standart ölçüm birimlerimiz var. Fakat bu hani her şeyde tabına göre olmuyor. İşte atıyorum Brozer şeyimiz var. Base yayımız var. Brozer Base 50-50 biri. Bir de Brozer L7'miz var. Bu da 50'li bir. İkisine de aynı oku veriyor. Sadece aynı oku veremezsiniz. Şimdi Brozer Base 50'li bir çekiş gücü var ama bırakışta bu 40'a kadar düşüyor. Evet. Çünkü refleks bir yaydı. Burada ne yapıyor? Tecrübe. Hocam. Tabii.
Menzil atışlarında hava şartlarına göre ok çubukları için alınan önlemler oluyor mu? Veya ıslanan ok çubukları için sonradan yapılan şeyler var mı? Şimdi alınan önlem değil mesela menzil atışından önce biliyorsunuz Ebru şok atılır havaya. Yani rüzgar ne taraftan esiyor onu görmek, istikameti tayin etmek için. Eğer istedikleri rüzgar varsa havada ok çubukları atarlar. Islanan ok çubukları zaten yağmurlu havada atmıyorlar. Yani en güzel hava zaten menzil okçuluğu için. Yağmur yağmıştır, hava açılmıştır. Ondan sonra atarlar. Zaten okları da bal kaplı. O kadar da yani o suyun içerisine beklemediği için bir problem teşkil etmiyor. En fazla yani boyaları kırılır. Onları da değiştirirler. Veyahut da meramet derler. Bende var merametli menzil oku var mesela. Pahalı çünkü. Öyle hani kırıldı bunu atalım yenisini alalım yapamıyorlar. Tekrardan kullanıyorlar. Yani o kadar bekletmiyorlar yani suyun içerisinde, gölün içerisinde bekletmiyorlar. Ben yani zaten oklarını alıyorlar. Hava şoklarını zaten tek kullanımlık. Disposable dediğimiz tek kullanımlık kullanıyorlar. Mümkünse ikinci defa kullanılmasını istiyorlar. Kendileri atlar, ikinci kullanımı kendilerine karşı olacak. Bunu istemiyorlar zaten. Bunları zaten aerodinamik olarak kırılmaya göre yapılır. Evet. Ben bugün size merak ettiğim soruları sordum. Çok güzel geçti hocam. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Yani sizin merak ettiğiniz bir şey varsa onlara cevap verin. Bana bırakırsınız, ben sabaha kadar konuşurum. Vakit de Evet. yetmez ona. Bugün merak ettiğim soruları sordum ve gerçekten benim için ve bu geleneksel okçuluk camiası için de güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. İnşallah Umarım. faydalı olmuş da mutlu olursun. Evet. Biliyorsunuz yarın da YKS sınavı var. Buradan O sınavı hepinize geçecek başarılar diliyorum. herkese başarılar diliyoruz. İnşallah Yavaş inşallah. yavaş 50 dakikadır yaklaşık yayın yapmışız ve O çok kadar güzeldi. uçma. Ben o zaman Sorular bu olanlar YKS, varsa. bu üniversite giriş için değil mi bu YKS? Evet hocam öyle. Tamam benim tabii eğitim hayatım biteli çok olduğu için ben şöyle bir şey söyleyeyim size. İnsan her dönem eğitilmeli. Her dönem öğrenmeli. Üniversiteye girecek arkadaşlara şunu söyleyeyim sadece. Yani belli meslekler haricinde üniversite okumak için üniversite okumasınlar. Yani çoğuna soruyorum niçin üniversiteye gidiyorsun? İşte meslek sahibi olmak istiyorum. Yani meslek eğer tutmayacaksınız eczacı işte böyle çok eğitimi üniversite olmayacak bölümlerdeyse hayata atılın. Zaten mesleği hayatın içerisinde öğrenirsiniz diyorum. Ama haricinde bütün arkadaşların Kesinlikle. başarılı olmasını dilerim. Olamayacaklarsa da. Allah zihin açıklığı versin hepsine. Haklarında hayırlısı olsun diyorum. Amin hepinize. Sorular olanlar varsa yorumlara yazsınlar şu an. Yoksa yavaş yavaş veda edelim. Var mıdır sorusu olan? Seyircilerimize sesleniyorum. Herhalde her şeyi Sanırım. anlattık herhalde. Muhtemelen. İnsanlar da Yok soru bırak. sanırım. Tamam. Evet, tam da 50 geçiyor. Bugün bize katıldınız, canlı yayınımıza katıldınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir yayın oldu bizim için. İnşallah faydalı olur Çok seni. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.